1828 yılının serin bir güz akşamıydı. Konser salonu tıklım tıklım doluydu. Dinleyiciler hem kemancılığıyla hem de besteciliğiyle gönülleri fetheden Niccolò Paganini'nin sahneye çıkmasını bekliyordu. Nihayet Paganini alkışlar arasında göründü ve Londra Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde muhteşem konserine başladı. Paganini, dinleyicilerin nefeslerini tutarak dinledikleri konserde tam en zor bestelerden birisini icra ederken kemanının bir teli koptu. Ön sıralarda oturanlar onun sıkıntıdan alnında biriken ter damlalarını rahatça görebiliyorlardı. Beklenmedik bir kazaydı bu. Paganini önce kaşlarını hafifçe çattı, sonra hiçbir şey olmamış gibi çalmaya devam etti. Fakat aradan birkaç dakika geçmemişti ki kemanının bir teli daha koptu. Paganini konseri yine kesmedi, çalmaya devam etti. Ama ardından bir tel daha. Dinleyiciler şimdi onun kemanından havaya doğru uzanan ve sallanıp durmakta olan üç teli seyrediyorlardı. Ama Paganini yine durmamıştı. Hem orkestra şefi hem de dinleyiciler konserin artık sona ereceğini, en azından ara verileceğini düşündü. Ama Paganini aynı fikirde değildi. Dinleyicilerine tek telle muhteşem bir müzik ziyafeti sunmaya devam ediyordu. Konser bittiğinde hayranları onu ayakta alkışladılar. Bir taraftan da bağırıyorlardı: "Bravo, bravo, muhteşem!" Alkışlar ve tezahürat dakikalarca sürdü. Nihayet Paganini'nin müdahalesiyle dinleyiciler sakinleşmeye başladılar. "Lütfen, lütfen, baylar ve bayanlar, lütfen oturun." Salonu dolduran herkes merakla birbirine bakıp, "Oturacak mıyız?" diye mırıldandılar. Aslında konser bitmiş görünüyordu. O halde hala niye oturacaklardı? Ama usta sanatçının isteğine uyarak koltuklarına bir kez daha oturdular. Paganini elindeki kemanını havaya kaldırdı ve orkestranın şefine bir sonraki parçaya başlama işareti verdi. Daha sonra da dinleyicilere dönüp, "Baylar ve bayanlar, şimdi Paganini ve tek tel," dedi. Dinleyiciler Paganini'nin kemandaki o tek telle verdiği muhteşem ve küçük konserle adeta büyülendiler. Sonunda da bütün aksiliklere rağmen azmin ve sebatın zaferini alkışladılar.